Emin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki sohbetimize geçiş yapacağız. Hizmetlerimizden bahsedeceğiz. Ama biz öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Emin Bey'den başlamak isterim. Emin Bey kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? İlk başta sizlere hoş geldin söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizleri de burada ağırladığınız için öncelikle ekibin adına da teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve ilk başta şirketimizi tanıtmak istiyorum. Tabii kısaca. Biz eskide Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'da ünlü şirketlerde lojistik hizmeti sunuyorduk. Yani gemi kiralama, vagon kiralama, iskele ve liman kiralama işlemlerini yapıyorduk. Şirketlere bu hizmeti sunuyorduk. 1997'den 2007'ye kadar bu sektörde çalıştık. Çok güzel. Sonra sektörü değiştirmeye karar verdik. Yani biz orada demir çelik ürünleri çok sattığımız için, çok taşıdığımız için çok talep vardı yani. Çok talep vardı. Evet. Yani biz özellikle demir çelik şirketlerine hizmet sunuyorduk. Ve demir çelik üreticilerine ve müşterilerine demir çelik pazarlamasıyla ilgili hizmet sunmaya başladık. Çok güzel. Yani bir anda geçiş yapabildik yani. Evet. Geçiş, rahat bir geçiş yapabildik. Ve bile Avrupa kökenli bankalara ve onların ticari şirketlerine pazarlama hizmeti sunuyorduk. Orta Doğu bölgesinde. Afganistan, Dubai, Irak, Türkiye bölgesinde, bu Orta Doğu bölgesinde bu onların mallarını pazarlamaya başladık. 2011 yılında Türkiye'de kendi şirketimizi kurmaya karar verdik. Hı-hı. Ve artık pazarlama şirketini büyük şirketlerden kesip de kendimize yapmayı düşündük. İskenderun'da 2011 Ocak ayında Loyal Dış Ticaret Şirketi'ni kurduk. Hı-hı. Ve buradan Türk mallarının pazarlamasına, dünyanın her tarafına satmaya başladık. Çok güzel. Bizler de tebrik ediyoruz. Öncelikle sizin gibi güçlü bir firmanın, bir şirketin Türkiye'de olması bizi çok mutlu etti. İyi ki geldiniz diyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Tabii sizleri de tanıyalım. Mustafa Bey. Mustafa Koca ismim. Ben uzun yıllardır demir çelik sektöründe zaten profesyonel olarak çalışıyorum. Loyal Dış Ticaret'le yolumuz kesişti Emin Beylerle. Şimdi bir süredir Emin Beylerle birlikte çalışıyoruz. Ben firmanın dış ticaret müdürlüğünü yapıyorum. Ağırlıklı olarak ihracat satışa bakıyorum. Ama yurt dışındaki tedarik süreçlerimizde de faal olarak görev almaktayım. Çok güzel. Beraber güçlü bir ekibiz diyebilir miyiz? Evet. Evet. Yani tabii. Aslında bu bir ekip işi mi? Kesinlikle ekip işi. Zaten tek başına hiçbir şey yapamazsınız ekip olmadan. Kesinlikle. Biz de bu şekilde güzel bir yol alıyoruz şimdi. Evet. Çok güzel bir ekipsiniz. Gerçekten başarılı ve güçlü. Tabii ki merak ediyoruz. Biraz süreçten bahsedelim mi Emin Bey? Sizlere nasıl ulaşıyorlar? Hizmetlerimiz nelerdir? Biraz bundan bahsetmenizi istiyoruz. Sizleri biraz daha tanımak istiyoruz. Bizim hizmetlerimiz sadece mal pazarlamasıyla ve mal tanıtımıyla sınırlı değildir. Çünkü piyasa şartlarına göre bizim de elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Örnek, fabrika mal satıyor ama taşımıyor. Hı. Diyor ben kapıda satıyorum. Ya taşıyor da fiyatları yüksek geliyor. O zaman biz devreye giriyoruz. Ya mesela fabrikalar malı satıyor da taşıyor da ama finans sağlamıyor. Onlar güçsüz kaldığı yerde onun açtığı akreditifin de bir anlamı kalmıyor. Yani onaylanmıyor akreditif veya vadeli akreditif kabul edilmiyor. O zaman biz devreye giriyoruz. Çünkü eskide nakliyeden ve gemicilikten geldiğimiz için çeşitli ülkelerde bayağı bir çevremiz vardır. Mesela Irak'ta bir müşteri bir malı 2 aylık vadeli istiyor. Onu ne fabrika verebiliyor ne bankası ona akreditif açabiliyor. O zamanlar biz devreye giriyoruz. Çevremiz olduğu için ve Irak'ta da kendi malımızı stokluyup orada da satıyoruz.
Orada bilgimiz olduğu için piyasadan biz bu malı müşteriye 2 aylık vadeli bir şekilde verebiliyoruz. Ya mesela Meksika'da müşteri diyor ki ben burada malı görüp de alayım. Fabrika göndermiyor. Ya ben mal için beklemek istemiyorum üretim için ya nakliye için bile beklemek istemiyorum. Biz bu malı Meksiko'da antrepoya taşıyoruz. Hı hı. Müşteri sadece hazır malı gelip antrepoda görüp ödemesini yapıp oradan çekiyor. Ve bunu üreticilerimiz yetişemiyor o kısmına. Biz o kısımda devreye girip biz de o müşterinin o isteğini biz karşılayabiliyoruz. Bir kısmı da finans oldu, bir kısmı da nakliye oldu. Çoğu zamanlarda da nakliyecilerle daha iyi bir ilişkimiz olduğu için ve eskiden de dediğim gibi sektörden geldiğimiz için daha iyi bir nakliye fiyatları yakalayabiliyoruz. Bir bakıyoruz yani Mustafa Bey dün bu mevzuyu konuşuyordu. Biz aslında demir çeliği satmadık, navlunu sattık. Çünkü biz fabrikadan daha düşük bir navlun çıkarabildik de ürünü kendi fiyatına verdik. Navlunda bir tık daha düşükten navlunu verebildik ve biz aslında navlunu satabildik müşteriye ama yine sonuç olarak ihracat oldu. Evet. İhracat yapıldı, müşterinin istediği fiyatın bir tık altında yapıldı ve fabrikanın verdiği fiyatın da yine de bir tık altında müşteri malını temin edebildi. Bunu güzel başarmışız. Evet. Bu bir başarı. Evet, sağ olun. Yani çok önemli bir nokta bu. Emin Bey'in de dediği gibi bu operasyonel işlerin maliyetleri çok artmaya başladı. Her gün değişkenlik gösteriyor. Profesyonellikten kaynaklanıyor. Bu yüzden üreticilerimiz bazı böyle operasyonel maliyetlere girmemek adına hiç bu hizmeti sunmuyorlar. Hı. Emin Bey'in dediği gibi orada devreye biz giriyoruz. Bu çok işin işçiliğini biz yapıyoruz. Müşterilerimize ürün fiyatı olarak, bazen navlun fiyatı olarak avantajlı fiyatlar sunduğumuzda da tercih ediliyor oluyoruz. En büyük avantajımız da buradan geliyor zaten. Peki size nasıl ulaşıyor müşterileriniz? Müşteriler eskilerde başka müşterinin aldığı maldan referans olarak oradan ulaşıyordu. Sonra arada bir internet de girdi ortaya. Evet. Ama internet de girdi de bence pek bir yani bizim sektörde mesela atıyorum kozmetik sektöründe tekstilde bayağı internetin etkisi olabiliyor. Hı hı. Çünkü orada perakende satış da giriyor, markalar giriyor ortaya. Ama bizim sektörde internetin pek faydası bence olmadı. Yani internet üzerinden gelen müşteri sonra güven meselesi gelince güvende tıkandı. Hı hı. Tekrar gitti ya fabrikadan aldı ya tekrar eski tanıdığı tedarikçiden mal almaya başladı. Bize müşteriler normalde başka müşterinin referansıyla o şekilde geliyor. Güven yani. Evet. Sadece güvenden geliyor. Ve bizim de mal sattığımız, sunduğumuz şartlar bir de hedef piyasalarda kendimizin huzurumuz olması ve kendimizin orada bayi ya acente diyelim ya satışçılar diyelim mesela freelancer satıcılar var, komisyoncular var. Ya mesela antrepoda malımız var, antrepocumuz bile bize müşteri gönderiyor. O şekilde biz müşteriler bize ulaşıyor, yeni müşteriler. Mesela fuarlar falan da etkisiz değil, fuarlar da iyidir. Çok güzel, fuarlara da katılıyoruz. Sürekli kendimizi aslında yenilemek de gerekiyor, doğru mu? Evet, doğrudur. Fuarlara da katılıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyor şu anda çoğu. Yani internetten bulunan müşteri en sonunda güvende tıkanıyor. Yani onun bir türlü güvenini sağlamak lazım ki tamam internetten buldu beni. Ama onun güvenini sağlamam lazım ki o bizden mal alsın. Ve bu taraftan da bir şey daha size eklemek istiyorum. İlk sipariş küçük bir sipariş oluyor. Ama orada o denemedir. Bizim servisi deniyor. Bizim burada servisimiz çok çok iyiydi. Neyin sayesinde? Ekipimizin sayesinde. Çok tecrübeli operasyon ve pazarlama ve hukuki bir
ekibimiz vardır. Daha rahat ilerleyebiliyoruz. Çok güzel. Emin Bey'in bahsettiği gibi müşteriler bize nasıl ulaşıyor diye sormuştunuz. Oraya küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Bizim birçok ülkede kendi distribütör ağımız var zaten. Hmm. Özellikle distribütörler ağıyla biz lokaldeki, yereldeki müşterilerimize de ulaşıyoruz. Kendi satış ekibimiz de mevcut. Bu satış ekibimizde sorumlu olduğu bölgelerde her gün yaptıkları çalışmalarla pazar dinamiklerini güncel tutuyorlar. Bu şekilde biz de müşterilere çoğunlukla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Sürekli yani teknoloji de değişiyor, kesinlikle ürünler değişiyor, öyle. Biraz takip etmek gerekiyor. Kesinlikle bu öyle. Bu aslında tamamen bir ekiple ve takiple olacak bir şey. Kesinlikle öyle, evet. Evet. Birkaç personel hizmet veriyoruz? 9 kişiyle hizmet veriyoruz. 3 kişi muhasebe ve ofis idari işlemler diyelim. Güzel. Evet, içeride. Ve dışarıda da operasyonel olarak 3 kişi yine hizmet veriyor. Ve 3 kişi de dış ticaret ve iç piyasa satışında çalışıyor. Yani dediğimiz gibi bir ekip şey sonuçta. Peki sektörel sıkıntılarımız nelerdir? Onu da merak ediyoruz. Evet, biz bir bazdan, çünkü yurt dışı çok biz çalışıyoruz. Bizim sıkıntılar iç piyasadaki diğer meslektaşlarımızla biraz farklıdır. Mesela atıyorum, Türkiye'de yakıt fiyatı yükseliyor. Ona göre fabrikalarda üretim maliyetleri yükseliyor. Fiyatları artıyorlar. Ama bizim rakiplerimiz Bahrain, Katar, Dubai, Arabistan, o bölgelerdeki başka tedarikçiler, onlarda zaten yakıt artmamış. Zaten maaşlar düşük. Hı hı. Onlar oradan daha bir uygun fiyata malı bizim müşterimize tedarik ediyor. Hı hı. Teklif ediyor. Hı hı. Ve bazen biz kendimiz bile onu düşünüyoruz. Acaba Türkiye yerine Katar'dan mı alıp versem, Arabistan'dan mı alıp versem? Evet. Evet. Düşündürtmüyor ama, değil aslında. Evet. Ama her zaman bizim gayemiz buna da biz Türk malını satmaya çalışıyoruz. Türkiye'ye ihracat, Türkiye'nin ihracata ihtiyacı var. Bizler de çok mutlu olduk sizleri gördüğümüz için. Evet, o için biz Türkiye'ye firmalara ihtiyacımız var her zaman. Sağ olun. Evet, biz her zaman ihracat yapmayı tercih ediyoruz. Şimdiye kadar almadık da mesela bu Fars Körfezi'ndeki ülkelerin mallarını müşteriye göndermedik. Ama bayağı bizi sıkıştırıyor durum. Hem kar bazından hem yani ihracat yapıyoruz. Bir bakıyorsunuz mesela rekabet ortamına girdiğimiz için hiçbir beklediğimiz karı elde etmiyoruz. İkinci bir sıkıntımız da var. Türkiye'de KDV'leri biz fabrikalarda mal aldığımız zaman KDV'yi ödüyoruz. Ama biz KDV'yi o günkü kurla, dolar kuruyla ödüyoruz. Ama biz KDV'yi TL olarak işleniyor. Evet. Kaç TL evet. İşte ödedi bugün. 5 ay, 6 aydan sonra bu KDV'nin iadesi yapıldığı zaman o zaman bir bakıyoruz biz ödediğimiz parayı herhangi bir şekilde yerine koyamıyoruz. Mesela düşünün 8'den 10'dan KDV yatırdık. 17-18'de geldi. Ya 18 dolardan, dolar 18 TL'den bozdurup KDV'ye yatırdık. Şu an 27 TL'de halen parası tahsil edilmemiştir. Evet. Bunlar da sıkıntılar. Evet. Bunlar da bizim sektörün sıkıntıları, ama ihracatçılara. Ama ötesinden geldiğinizi düşünüyorum. Başarabildiğimiz kadar. Evet. Yani bir mücadelemiz var. Mücadele var. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Sizleri tanımak çok güzeldi. Tabii ki kalitemiz her zaman olmalı, değil mi? Son olarak bundan da bahsedelim, yani müşteri memnuniyeti önemli, kalite önemli. Kalite konusunda bizim zaten şirketimizin kalite yönetim sertifikası, ISO 9001 yönetim sertifikamız var. Bunun dışında ürünlerimiz için kullandığımız üreticilerimizin üretim anında oluşturdukları ürün sertifikasını biz zaten tüm siparişlerimizde müşterilerimize sunuyoruz. Bu kalite sertifikası, bu ürün sertifikaları müşteri gördüğü anda, kontrol ettiğinde ürünün ne kalitede olduğunu, hangi seviyede olduğunu, kalitesinin detaylarının neler olduğunu çok rahatlıkla görebiliyor. Bu her şekilde şey şeffaf diyebilir miyiz? Kesinlikle şeffaf. Çok zaten güzel. Biz bütün sertifikalarımızı müşterilerimize sunuyoruz. Çok
Çok güzel. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Mustafa Bey dediği gibi Çün ürünleri biz çok sağlam ve güvendiğimiz tedarikçilerden alıyoruz. Allah razı olsun, her zaman onlar da bizim arkamızda durdular ve biz de her zaman kendi ürünümüzün arkasında duruyoruz. Çok güzel. Ve tabii ki de eminim ki müşterileriniz o kadar memnun ki sizlerle zaten uzun soluklu çalışıyorlar. Bu da aslında ne kadar başarılı olduğunuzu da gösteriyor, değil mi? Doğru. Güvenilir evet, olduğunuzu. Bu da bize zaten evet. Müşterinin bizimle çalışma süresi ekstra evet. Motivasyon sağlıyor kesinlikle. Zaten bize. Siz de bundan tatmin oluyorsunuz kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamı diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.